Kitapları bestseller olan ve oyunları pek çok kez yılın oyunu seçilen ve aslında birçoğumuzun yakından bildiği Witcher kimdir bir özetleyelim istedik. Leh yazar Andrzej Sapkowski tarafından yazılan Witcher, hayatı, aldığı kılıç eğitimleri ve geçirdiği mutasyonlar sonrasında canavar avcılığı yapmakla geçen fantastik hikaye kahramanı Rivialı Geralt anlatır. Biri canavarlar için, biri de insanlar için olan iki uzun kılıcı, kediye benzer keskin gözleri ve boynundaki kurt madalyonu ile hepimizin gönlünde taht kuran bu adamı biraz daha yakından tanıyalım. Annesinin büyücü Visenna ve babasının şövalye Corin olduğu bilinir. Annesi tarafından kurt okulu olan Kaer Morhen'e gönderilen Geralt, pek çok ölümcül mutasyonu göğüsler ve zorlu kılıç eğitimlerinden başarıyla geçer. İleride kralları, lordları kendisine saygı duyduğu, kılıç ustalığında nam saldığı ve güçlü Efsunger olarak anıldığı Witcher hayatı başlar. Geçirdiği mutasyonlar yüzünden beyazlayan saçı ve mezun olduğu okul nedeniyle Ak Kurt olarak anılan Geralt, yaşanılan bir yanlış anlaşılmadan dolayı aynı zamanda Blaviken kasabı olarak da bilinir. Kaba, sinirli ve sert görünüşünün altında oldukça sakin ve soğukkanlı birisi vardır. Oldukça yardımseverdir ve sanılanın aksine Efsungerlik nedeniyle hislerini ve duygularını yitirmiş değildir. Büyücü Yennefer Wengerberg'e aşık olur ve birlikte yaşamaya başlarlar. Ancak yaşadıkları şehirdeki insanlar, insan olmayan tüm varlıklara karşı bir savaş başlatır. Bu çatışma sırasında hayatını kaybeden Yennefer ve Geralt'ı, ileride manevi kızı olarak göreceği ve boyutlar arası geçiş yapabilen kadim bir kız çocuğu olan Ciri tekrar hayata getirir. Ve üçlü uzun bir süre mutlu mesut yaşarlar, ta ki Wild Hunt Yennefer'i kaçırana kadar. Bu ara Wild Hunt dünyalar arası geçiş yapabilen ve geldiğinde sonsuz kışı getireceğine inanılan, hikayemizin ana kötü kahramanlarından biri olan kadim ulu bir elftir. Aylar boyunca Wild Hunt'ın izini süren Geralt, onu bulduğunda ise işler pek planladığı gibi gitmez ve Yennefer karşılığında kendisini öne sürer. Böylelikle Yennefer'in hayatını kurtarırken kendisi Wild Hunt'a esir düşmüş olur. Gerçi Geralt burada da pek rahat durmayacaktır. Wild Hunt'ın elinden hafızasını kaybetmiş bir şekilde kaçan Geralt'ın hikayesi bu noktadan sonra oyun serilerinde devam eder. Daha önceleri Hexer adı verilen bir film ve bir dizi serisi olarak beyaz perde yansıtılan Rivialı Geralt karakteri özellikle The Witcher oyun serileriyle hayatımıza renk katmıştır. Günümüzde ise Henry Cavill tarafından canlandırılan Rivialı Geralt karakterini yeni çıkan Witcher dizisinde izleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.